Bugün 13 Ekim 2023 Cuma. Hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael McCall dün bizi doğruladı. Dedi ki Hamas'ın İsrail'e saldıracağını Misir istihbaratı bile saldırıdan 3 gün önce Mossad'a bildirdi. Hal bu iken bizim salak İslamcılar hala Mossad kağıttan kaplan, Hamas'ın saldırısını bile önceden bilemediler, öğrenemediler demeye devam ediyorlar. Oysa bu olayla bir kere daha kanıtlandı. Hamas, Mossad'ın enstrümanı. Yaptığı son saldırı da hem İsrail'in içinde bütünlüğü sağlamak, hem de Siyonizmin bölgeye yayılmasına gerekçe yaratma adınadır. Amerika Birleşik Devletleri uçak gemilerinin Doğu Akdeniz'e hareketi sonrasında dün de İsrail savaş uçakları Şam'ı Halep'i vurdular, hava alanlarını işlemez hale getirdiler. Keza buna paralel olarak Amerika Başkanı Biden dün dedi ki, Türkiye Suriye'de sivilleri öldürüyor, buna izin vermeyiz. Kastettiği elbette PKK'ya karşı yapılan haklı operasyonlarımızdır. Söyleyin bütün bunların açıklaması Orta Doğu'nun kaos içinde olması ve de yeni şeylerin planlanması değil mi? İşte Hamas o planlamada emperyal bir unsurdur. Hâle anlamak istemeyenlere hatırlatıyorum. Hamas İsrail desteğiyle ne zaman var edildiyse. Filistinlilerin haklı davası o gün terörle kanla özdeşleştirildi, dünyada olan sempatisini kaybetti. En önemlisi bu şekilde Filistin Kurtuluş Örgütü de sabote edildi. Abartı yok, Suriye'de IŞİD ne idiyse Filistin için Hamas aynıdır. İkisi de İslam ambalajıyla, İslam örtüsüyle kurulan siyaye Mossad bakiyeleridir. Hamas'ın varlık sebebi Filistin davasını kirletmek, terör ile özdeşleştirmektir. Medyaya yansıdı. 1998'de dönemin başbakanı Mesut Yılmaz, İsrail'e gittiğinde Netanyahu Yılmaz'a Türkiye olarak Hamas'la niçin ilişki kurmuyorsunuz diye sitem etmişti. Açık net Hamas, fanatik dinci siyonist Netanyahu gibilerin yol arkadaşıdır. Tayyip Erdoğan'ı ısrarla uyarıyorum, tarihlere kapılmamalı, siyasal İslamcıların Netanyahu'su olmamalı. Bakın bu ikisi arasında benzerlikler kuranlar var. Mesela ikisi de dini kullanıyor diyorlar. İkisi de mazlum ve mağdur pozlarında diyorlar. İkisi de karşıtlarına karşı sert ve acımasız diyorlar. İkisi hakkında da türlü yolsuzluk iddiaları var diyorlar. İkisi kendini çok önemsiyor, biri kendini kıyamet alameti, diğeri Müslümanların son halifesi gibi görüyor diyorlar. Yine ikisi için dış politikayı iş politikaya araç yapıyor diyorlar. Aynı şekilde ikisi yargı dahil bütün devlet kurumları yüzde yüz emrimde olsun istiyor diyorlar. Bu yakıştırmalar ne kadar doğru ne kadar gerçekçi bilmiyorum ancak bakış ve yorumlar bu şekilde. Netanyahu rejimini şekil olarak Mısır'ın İhvancı Mursi yönetimi Hamas'ın merkezinde olduğu Filistin davası ve de AKP zihniyetiyle teolojik bağlamda bir görenler var. Tayyip Erdoğan bunca tecrübelerinden hareketle artık o fasıt daireden çıkmalı, reel olgularla, reel politika ile uzlaşmalı. Hamas ve İhvan'a karşı alınacak yeni pozisyonda belirleyicilik, şahsi kaygılar, şahsi endişelerle ülkenin ekonomik durumu olmamalı ki sanki öyle bir fotoğraf var. Değilse Bilal Erdoğan teşkilatı TÜKFA toplantısında Tayyip Erdoğan'ın dün verdiği görüntünün açıklaması izahı yok. Ne demektir? İşte ordu, işte komutan sloganları. Türkiye'nin ordusu İslamcı Türk valılar değil, Türk Silahlı Kuvvetler'dir. Tayyip Erdoğan da İslamcı bir derneğin başkanı değil, Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'dır. Dün bu olanları görünce... Erdoğan'ın ılımlı Hamas tavrını şahsi ve ekonomik endişelerden mi diye düşünmeye başladım. FETÖ ihanetini yaşayan bir ülkenin Cumhurbaşkanı şekil olarak FETÖ'yü çağrıştıran İslamcı yapıların toplantılarında olmamalı ve de komutan olarak selamlanmamalı. Erdoğan dinci bilislerin değil ifade ettim. Anayasaya göre Türk ordusunun Türk devletinin başkomutanıdır. Bu hususa dikkat çektikten sonra gelelim zafiyetin et ve kemiğe bürünmüş hali olan Ahmet Davutoğlu'na. Bizim gibi Hamas'ı ifşa eden Profesör Ümit Özdağ için Mossad ajanı dedi. Bak Davutoğlu sen sokaktan sıradan biri değilsin, bu ülkede başbakanlık bile yaptın ve devletin bütün sırlarına bakırsın. Bu itibarla Ümit Özdağ nedir, ne değildir en iyi sen bilirsin. Öyleyken ona çamur saçmak, çamur atmak, siyaset yapmak değil ahlaki bir sorundur. Ümit Özdağ gerçekten Mossad, CIA ve başka istihbarat kurumlarının elemanıysa niçin başbakan iken sustun da gereğini yapmadın? Neden Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim arefesinde Özdağ İçişleri Bakanlığı taahhüt etmesine karşı çıkmadın? Vallahi artık bu yaptıklarını tanımlayacak kelime bile bulamıyorum. Eyvahlar olsun ki bu ülke... AKP sayesinde senin gibi başbakanlar da gördü. Yine eyvahlar olsun ki Kemal Kılıçdaroğlu gibiler seni AKP'ye karşı siyasal İslam'a karşı kurtarıcı olarak görüp altılı masaya oturttu. Vallahi de billahi de ben bu Davutoğlu adına utanıyorum. Onun durumuna düşseydim emin olun sokağa bile çıkmazdım çıkamazdım. Türkiye'nin başbakanlığını yapan biri çamur atmaz, belgeleriyle ortaya koyar. Hatırlayın aynı Davutoğlu. 2015 Haziran seçimleri sonrası neler oldu açıklarsam birileri sokağa çıkamaz diyen ve sonrasında pısan, susan adamdır halkta karşılığı emin olun yüzde bir bile olmayan bu ismin hala politikada olabilmesi siyasetimiz adına da bühtandır. Değerli seyircilerim, gündemde olan diğer konular özetle şöyle. Dün gazeteci Murat Aurel yazdı. Mer Ankara uyuşturucu mafya lideri Ayhan Bora Kaplan, bir kamu bankasından tamı tamına 1 milyar lira kredi aldı. Üstelik bu kredide teminat yok ki böyle bir şeyin dünyada örneği yok. Evet adam sadece polisleri de içine alan bir çete kurmadı, bir çete oluşturmadı. Aynı zamanda devleti de dolandırdı. Bakın soyut bir iddiadan söz etmiyorum. Söz konusu 9 polis bu sebeple açığa alındı ve arkası gelecek ki bunu söyleyen yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dır. Peki bu uyuşturucu çete liderinin en yakını siyasi kim derseniz Turgay Baştuğ'dur. O kim diye sorarsanız MHP'nin Ankara İl Başkanı pislikler sarsılınca MHP Genel Merkezi onu hemen görevinden aldı lakin her şey kanıtlı her şey ortada. Evet Sinan Ateş'i öldürenler de bu uyuşturucu satıcıları ve de kim niye öldürttü o da biliniyor. MHP pislikleri örtmek için Tayyip Erdoğan'a yalvararak gazetecileri de tehdit ederek seferber olmuş durumda yapılan operasyonlarla kanıtlandı. Süleyman Soylu döneminde Türkiye çeteler ülkesi olmuş. Son 3 ayda tam 39 çete çökertildi ki polis yol vermese, devlet yol vermese, İçişleri Bakanı yol vermese o çeteler var olamaz. Kılını bile kıpırdatamaz. Tam bu noktada yine sormak istiyorum. Süleyman Soylu bir sene önce 3 milyon dolara yani 84 milyon liraya başka bir isimle villa aldı mı almadı mı açıklamalı. Aldıysa bu parayı nereden buldu ortaya koymalı. İlaveten Süleyman Soylu'nun birinci ve ikinci dereceden akrabaları da mal varlıklarını deklare etmeli. Çünkü benzer başka çok iddia var. Değerli izleyenlerim, cevap arayan bir başka soru Abdullah Gül ile alakalı. Türkiye'de ilk kez ben gündeme getirmiştim. Benden sonra Fatih Altaylı da sordu. Abdullah Gül İstanbul Boğazı'nda sahibi olduğu özel orman alanı olan yüzlerce milyon liralık malikanesiyle büro binasını hangi parayla hangi kaynakla edindi, satın aldı açıklamalı. Bütün ömrü boyunca ticaret yapmayıp maaş alan birinin değil o malikaneyi satın alabilmesi. Her gün gittiği büro binasının bahçesini bile alamaz. Öyleyse nereden geldi değeri en az 300 milyon lira ve hatta üstünde olan muhteşem köşkür kaynağı parası? Keza Abdullah Gül'ün Oda TV haberi için mahkemeye gidip yasaklatma kararı çıkarması da tuhaftır, izaha muhtaçtır. Bakın söz konusu haberde Abdullah Gül ve hiç kimsenin adı geçmiyor. Öyleyse niçin üstüne alındı Abdullah Bey açıklamalı? Haber ne derseniz Abdullah Gül'ün koruma müdürünün Abdullah Gül'ün baltasıyla olan ilişkisi gündemdeki bir başka tuhaf olay. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Süper Kupa maçını Suudi Arabistan'da yapacağı iddiası. Pardon, Suudi Arabistan nereden çıktı? Ne alaka? hadise spekülasyon ya da yakıştırma değil. Bizzat Futbol Federasyonu Başkanı Büyük Ekşin'in doğruladığı, değerlendiriyoruz dediği bir olay. Muhtemelen bu işin içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da var ve tahminime göre Suudi Veliahtı Salman'a o söz verdi. İyi de dün katil diye hedef alınan birine cici, şirin görünmek için bu yapılan Türkiye gibi bir ülkeye yakışıyor mu? Galatasaray Başkanı bu teklife hemen evet demiş. Galatasaray'ın eski ikinci başkanı olan Fatih Altaylı bu durumu Dursun Özbey'in iktidarla olan yakın ilişkilerine bağlıyor. Altaylı'ya göre Özbey'in son Galatasaray başkanlığına aday olması bile Ankara'dan gelen emirle olmuş. Eğer bunlar doğruysa o zaman yakındır büyük kulüpler bir bir satılacak demektir. Çünkü hem bazı başkanlar iktidarın emrinde hem de bütün büyük kulüpler kamu bankaları tarafından borçlandırıldı, rehin alındı. Noktalamadan satır başları yakındır doğalgazla elektriğe okkalı büyük bir zam gelecek. Ankara kulislerine göre Bakan Mehmet Şimşek bu kadar yüksek sübvansiyonu daha fazla taşıyamayız demiş ve emri vermiş. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'na bir sitemimiz olacak. Türk sihası düşürüldüğünde yalan böyle bir şey yok diyen bakanlık dün yani bir hafta sonra sadece sihanın düşürüldüğünü kabul etmedi aynı zamanda SİHA'mızı düşüren Amerikan uçağının İncirlik'ten değil Ürdün'den kalktığını açıkladı. Türk ordusunu bu duruma düşürmek imajına zarar verir. Aman dikkat diyorum. Noktalarken videomu arkadaşlarınıza gönderin. Lütfen beğeni tuşuna basın ve yorumlarınızı paylaşın. Bütün bunların size zerre maddi manevi bir külfeti yok. Daha geniş kesimlere ulaşmak içindir.